Selam sevgili dostlar, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de gayet iyiyim. Bugün efendim yaklaşık 12 yıllık sinema TV tecrübemi siz değerli öğrenci kardeşlerime aktarmaya başlayacağım bir serinin ilk podcastini yapıyorum. Sevgili öğrenci kardeşlerim, sinema filmi çekerken karşılaşabileceğiniz bir takım sorunlardan ve bu sorunları nasıl çözebileceğinizden de bahsedeceğim ilerleyen zamanlarda. Bu podcast yalnızca sinema TV öğrencilerini ilgilendirmemektedir. Evet, genel hatlarıyla durum belki budur, ancak bir sinema izleyicisinin de izlemek istediği filmleri seçerken bir nebze daha seçici olmasını sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü hayat gereksiz şeylere vakit öldüremeyeceğiniz kadar kısa maalesef. Bu yüzden sinema hakkındaki genel fikirleri de bu podcast'in içinde bulabilecek bu dostlarımda. Öncelikle, lan bu kim de bu konu hakkında konuşuyor diye düşünecek sevgili arkadaşlarım için kısaca bahsedeyim kendimden. 2009 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV bölümünü kazanmış, çeşitli kısa filmler çekmiş, belgeseller çekmiş, animasyon filmler yapmış olan birisiyim. Ayrıca televizyon başta olmak üzere alanın farklı sektörlerinde de çalışmış ve sektörle uzaktan da olsa hala bağı olan birisiyim. Alanımda yüksek lisans yaptım, şu anda da sanatta yeterlik eğitimi sürdürüyorum. Bunun yanında uzun zamandır da akademisyen olarak çalışıyorum. Bu kısa bilgilendirmeden sonra konumuza hızlıca geçiş yapmak istiyorum. Zira bu konu öyle kısa bir podcastle aktarılıp geçilecek bir mesele değil. İlk bölümümüz üniversiteyi tercih etmeden önceki aşamayı ve hangi çalışanın ne ile uğraştığını kapsayacaktır. Bir kısmını tabii ki vereceğim. Çünkü podcast'in çok uzun olmasını istemiyorum. Devam edeceğiz sonrasında da. Evet sevgili dostlar, ilk olarak bahsetmek istediğim konu sinema TV okuma isteğinizin nereden geldiğini kendinize sormanız olacak. Şöyle derin bir nefes alın ve kendinize sorun. Acaba ben neden bu bölümü okumak istiyorum diye. Vereceğiniz cevaplarda dürüst olmanız gerektiğini unutmayın. Ya ben film çekeceğim, yönetmen olacağım gibi sığ düşünceleri bir kenara bırakın. Unutmayın ki her sinema TV öğrencisi okula yönetmen olacağım mantığıyla geliyor ve pek çoğu olamıyor. Kendi tecrübem bunun 60 kişilik bir sınıfta yalnızca bir kişinin yönetmen olarak çalıştığını ki bazen bunun bile olmadığını gösteriyor. Yani oran neredeyse 60'ta 1. Şimdi daha dürüst olma zamanı geldi. Sektör tahmin edildiği ya da dışarıdan görüldüğü gibi hiç de öyle parlak, yıldızı, süpersonik bir sektör değil. Bunu bilin. Kimse size para verip al bu parayı sen yönetmen olmak istiyormuşsun, hadi çek bize bir film de havamızı bulalım demeyecek. Bunca yılda her gelen birinci sınıf öğrencisine sorduğum ilk soru kaçınız yönetmen olmak istiyorsunuz sorusu oldu. İstisnasız sınıfın yarısından çoğu elini kaldırdı. Aynı soruyu dördüncü sınıfın sonunda sorduğumda elini kaldıran insanların sayısı neredeyse onu bile geçmeyecek hale gelir. Hiç şaşmaz bu. Gelelim buradaki asıl meseleye. Sektör yönetmen aramıyor arkadaşlar. Sektör aslında ara eleman arıyor. Genel olarak yani maalesef durum bu. Siz yönetmen olmak için yola çıkarsanız muhtemelen bu hedefinizi başarmak için 10 yılınızdan fazlasını bu sektöre vereceksiniz. Sonunda da yönetmen olmanızın bir garantisi de yok, unutmayın. Size tavsiyem başta bunu bilmeniz ve seçiminizi buna göre yapmanız. İkinci olarak sinema kolektif bir iştir. İçinde müzikçisinden kurgucusuna, efektçisinden makyajcısına, senaristinden ışıkçısına, görüntü yönetmeninden asistanına pek çok yapıyı barındırır. Bunları araştırmanız gerektiğini düşünüyorum henüz gitmeden önce. Gelelim seçebileceğiniz uzmanlık alanlarınıza. Ben okulu kazanmadan önce hiçbir zaman yönetmen olma gayesinde değildim. Kendimi nedense kurgucu olarak hayal ediyordum. Çok saçma görünebilir ama biraz garantici bir yapım vardı demek bilmiyorum. Gerçekçi bakıyordum ve aslında kurgu işini de seviyordum. Tabii yıllar sonra bu işten de çok sıkıldığımı fark ettim. Çünkü çalışmaya başladığınızda o özgürlük size tanınmıyor. Asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyorsunuz ama ne çalışmak? Kurguculuk inanılmaz stresli bir iş. Sürekli bir şeyleri yetiştirmek zorunda olmanız çok zor. Çoğu büyük yapım kurgucu ile ortak bir şekilde çalışır ve genellikle yönetmenin ve bazen de senaristin de içinde bulunduğu bir odada sabahlara kadar bir şeyler yapıp durursunuz. Daha küçük yapımlarda, bu arada büyük küçük derken bütçeden değil algıdan bahsediyorum yanlış anlaşılmasın. Elinize bir iş gelir ve tarih verilir. O tarihe kadar hiç beğenmediğiniz bir işin kurgusunu yaparsınız. Ki çoğunlukla da bu durum geçerli olur. Ben hala kurgu işleri yapıyorum ancak ana mesleğim değil bu artık. Çünkü gerçekten çok sıkıldım. Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Saatlerce sizin olmayan bir iş için kendinizi yırtıyorsunuz. Karanlık bir odada gözleriniz patlıyor. Elinizde kahveniz. Sabahlara kadar uğraşıyorsunuz. Sürekli bir şeyler kesiyorsunuz. Bir şeyler yapıştırıyorsunuz. Ben her zaman söylerim kurgu gerçekten deli işidir. Çok zordur. Ama ve lakin belki de benim de girişimi sağlayan, bu sektöre en azından girişimi sağlayan bir mesele olduğu için de çok da fazla yermek de istemiyorum. Tabii bu alanı sevmemi sağlayan ilk şeylerden biriydi diyebilirim. Her neyse, senaristlik konusuna geçelim. Senaristliği oturuyor yazıyor oh be şeklinde düşünen insanlar yanlış düşünüyorlar. Durum hiç de öyle kolayca bir kalıba sokulacak bir durum değil. Senaristin kaleminin iyi olması kadar hitap ettiği kitleyi de iyi tanıması gerekli. Bunu aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Bu kısım gerçekten çok 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 önemli bir kısım.
kimin için hangi filmi yazacağınızı sürekli aklınızda tutmanız lazım. Ben kendim için yazıyorum diyorsanız, ki bu da bir seçenek elbet, ancak o zaman senaryonuz satılmayacaktır. Satılsa bile, ki hiç sanmıyorum satılacağını, hiç izlenmeyecektir. Bir daha da kolay kolay senaryo satamayacak hale geleceğiniz de neredeyse kesindir. Bu sektör maalesef böyle. Money talks derler ya, hani para konuşur. Hiçbir yapımcı batan işin ikincisini yapmak istemez. Yazın bir köşeye. Yani ne kattığının çok da bir önemi yoktur, ne kazandırdığı daha önemlidir. Senarist olmak isteyen arkadaşlara başlangıç için iki tane kitap önermek istiyorum. Aslında çok kitap var. Kuramcılar tarafından yazılanları, belki de en önemlileri. Ancak henüz üniversiteye başlamamış biri için bu kitapların ne kadar ağır olduğunu da biliyorum. O yüzden lütfen not alın. Robert McKee'nin Hikaye adlı kitabı ile Diyalog adlı kitabını mutlaka alın ve üniversite tercihinizden önce okuyun. McKee'nin neyin nasıl satabileceğini, hangi işin ne şekilde yapılırsa ilgi çekeceğini de çok güzel biçimde göreceksiniz bu kitabı okurken. Senaryonun nasıl yazılabileceğinin, diyalogların nasıl oluşturabileceğinin, bir hikayenin çatısının nasıl kurulabileceğinin yanında bunları da anlatacağını göreceksiniz. Senaristlerin senaryo grupları ile çalıştığını unutmayın. Başlangıç için özellikle bu çok önemlidir. Otör dediğimiz, kendi senaryosunu yazıp kendi filmini çeken yönetmenlerin bile sıklıkla birilerine senaryoları hakkında fikir danıştığını unutmayın. Bir senaryonun ilerleyebilmesi için beyin fırtınasının yeri yadsınamaz. Sizin göremediğiniz pek çok şeyi farklı insanlar görebilir. Alanın sinema olmasa bile onlardan çok yardım alacaksınız. Açık olmayı unutmayın. Başarılı olmak istiyorsanız ben biliyorumcu bir yaklaşımla hareket edemezsiniz. Şunu da ekleyerek senaryo bölümünü sonlandırıyorum. Bir filmi iyi film yapan en büyük etken senaryonun sağlam oluşudur. Gerisi fasa fiso. Güzel bir senaryo ile ortalama kalitede çekilmiş bir film ses getirecektir. Ancak kötü bir senaryo çok iyi de çekilse insanların içinde hep bir meh yani olacaktır. Görüntü yönetmenliğine geçelim. Görüntü yönetmeni dediğimiz kavram aslında yönetmenin sağ koludur. Yönetmen asistanlarından bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Çok iyi anlaşan bir yönetmen ve görüntü yönetmeninin ortaya koyduğu iş çok daha düzgün oluyor. Çünkü birbirlerini ne kadar iyi tanırsalar, birbirlerinden taleplerini de o kadar iyi değerlendirebiliyorlar. Yönetmen sürekli yerinden kalkıp dur bakayım demiyor. Böyle tırnak içinde manyaklar da var elbet, hakaret algılanmasın, iş aşkından bahsediyorum burada. Ama yine de bir yönetmenin görüntü yönetmenine güvenmesi filmin sağlığı açısından son derece önemli. Peki ben görüntü yönetmeni olmak istiyorum diyen insan ne yapmalı? Kuramsal kitapları bir kenara bırakıyorum. Hadi bırakmayayım, biraz da dolu olsun bu mesele. Başlangıç için en azından Sokolov'un Sinema ve Televizyonda Görüntü Kurgusu kitabını okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Sinema gösteren bir sanattır, unutmayın. Göstererek anlatmak her zaman ilk plandadır. Bunun için de neyi nasıl göstermeniz gerektiğini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Henüz daha okula başlamadan elinizde bir kamera almış olmanız büyük bir artı bunun için. Okulda zaten pek çok şey anlatılacak size. O yüzden söz gelimi hangi ışık koşulunda hangi diyafram değerini kullanmanız gerektiğini veya 50 mm objektifin verdiği etkiyi bilmenize başlangıç için gerek yok. Ancak doğru kadrajı bilerek gitmeniz size büyük bir zaman kazandıracaktır. Eğer iyi bir okula giderseniz görüntü yönetmeninin çok da iyi bir ışık bilgisi olması gerektiğini, ışıkçılara dilediği komutları rahatlıkla verebileceğini de göreceksiniz zaten. Ya da dekorda gözüne çarpan aksaklıkların düzeltilmesini isteyeceğini veya bir oyuncunun makyajının patladığını ve düzeltilmesini isteyeceğini de göreceksiniz. Evet, görüntü yönetmeni yalnızca kameranın başına geçip şuradan çek diyen kişi değildir. Zamanla daha net anlarsınız. Podcast'in çok uzun olmaması açısından burada kesmek istiyorum. Serinin diğer bölümlerinde seçebileceğiniz alanlar hakkında bilgi vermeye devam edeceğim. Sonra okuldaki ilk senenize giriş yapacağız. Kim bilir, belki ilk filminizi bile birlikte çekmeye başlayabiliriz.